Gün sonundan herkese merhaba. Ben Özlem Karakulukçu. Efendim hafta ortası işlemleri gerçekleştiriyoruz. Nasıl? Sayın Powell'ın açıklamaları vardı. Hem küresel tarafta Amerika'nın gündemi oldukça yoğun. Aynı zamanda dünyada da bugün de görüşmeler var. TCMB'nin faiz kararı ön plana çıkacak. Bir diğer taraftaysa diplomasi tarafındaki görüşmeler. Hepsini konuşacağız konuklarımızla. O yüzden tanıyalım bugüne kimler eşlik ediyor. Evet, öne çıkan başlıklar da bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın görüşmesine ilişkin yayımlanan ortak bildiri var. Ortak bildiride siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil ikili ilişkilerde yeni işbirliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı. İzliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın görüşmesine ilişkin yayımlanan ortak bildiride, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik dahil ikili ilişkilerde yeni işbirliği döneminin başlamasına yönelik kararlılık vurgulandı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki ikili ilişkilerin muhtelif yönleriyle ele alındığı, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılığın en güçlü şekilde vurgulandığı ifade edildi. Bölgesel ve uluslararası alanda öne çıkan ve her iki tarafın da önem atfettiği gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan bildiride şunlar kaydedildi. Taraflar karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele almışlardı. Ayrıca ortak bildiride yapay zeka, dijital teknolojiler ve akıllı şehirler alanlarında üretim ve yatırım ortaklıklarının geliştirilmesi ve bu alanlarda faaliyet gösteren özel sektör aktörlerinin görüş birliğine varıldığı da vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bütçe sunumunda yaptığı açıklamada enflasyon üzerindeki kur baskısının azalacağını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bütçe sunumunda enflasyon üzerindeki kur baskısı azalacak. Turizmde toparlanma oldu. Haziran'da 19 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz. Azalan dış finansman ihtiyacıyla birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz. Fiyat artışları ile ilgili gerekli adımları atıyoruz. Biz 2022 bütçesini hazırlarken varil başına petrol fiyatını ortalama 68 dolar hesaplarken bugün petrol fiyatları 110 dolara ulaşmıştır. Bu gelişme Türkiye'nin enerji faturasına 2022 yılı için 50 milyar dolar ilave yük getirmektedir ifadelerine yer verdi. Bakan Nebati başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş, fiyatlama davranışlarını ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. 90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyon iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz, dedi. Yangınla mücadele bütçesinin de 4 milyar TL olduğuna değinen Bakan Nebati, orman yangınları ile ilgili 2021 yılında 39 helikopter varken bugün 55 helikopter var. 3 uçak vardı, 20 oldu. 4 İHA, 8 oldu. 85 ton havadaki su kapasitesi 332 tona çıktı ifadeleriyle dikkat çekti. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, askeri ücretle ilgili memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak %40 civarında bir artış için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında gündemdeki gelişmeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücret tartışmaları ile ilgili açıklama yapan Kurtulmuş, Temmuz ayı ile birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için %40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak %40 civarında bir artışın biraz eksik, biraz fazla olabilir. Asgari ücretle ilgili bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birine karar verilir ve uygulanır ifadelerini kullandı. Ekonomik anlamda dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, Türkiye'nin de bu dalgalanmadan etkilendiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin vaktinde tedbirlerini alarak zorlukları aşmaya gayret ettiğini söyledi. Kurtulmuş, dövizdeki oynaklık ve enflasyon konusunda gerekli çalışmaların yapıldığına işaret ederek, hayat pahalılığını azaltmak için gayret sarf ediyoruz. Enerji fiyatları döviz bazında Türkiye'de arttı ama dünyadan daha fazla artmadı. Hayat pahalılığı konusunda dengeleri bozmadan tedbirleri alıyoruz. Bu yaz aylarıyla birlikte bir rahatlamayı, ondan sonraki dönemde de baz etkisiyle daha kalıcı bir rahatlamayı hissedeceğiz diye konuştu. İSO Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında açılış konuşması yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin küresel rekabette öne çıkmasının hayal olmadığını söyledi. İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin Haziran ayı toplantısı ISO 500-2021 sonuçlarının sanayimiz ve üretim açısından değerlendirilmesi ana gündemiyle gerçekleşti. ISO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, sanayi sektöründe katma değer ve sürdürülebilirlikte hızlı sıçramalar gerçekleştirilebilirse, Türkiye'nin küresel rekabette daha da öne çıkan bir aktör haline gelmesinin hayal olmadığı vurgulandı. Erdal Bahçıvan konuşmasında, Türkiye ekonomisinin geçen yıl %11 ile beklentilerin çok üstünde bir büyüme performansı gösterdiğine, sanayi sektörünün ise ihracatta kaydedilen sıçramanın desteğiyle pozitif ayrışarak %16,6 büyüdüğüne ve ekonomideki payını da %22,8'den %26'ya çıkardığına işaret etti. Konuşmasında sanayicilerin artan maliyet ve yaşanan tedarik güçlüklerine rağmen üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğunu ispatladığını belirten Bahçıvan, gerek istihdama gerekse cari dengeye önemli katkılar sağladığının altını çizdi. Özellikle ileri teknolojinin önemsendiği, daha katma değerli bir sanayi altyapısına ulaşmayı temenni ettiklerini dile getiren Bahçıvan, ISO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 araştırmasında sonuçların bu yılda sanayi sektörünün gelişmesine ve temel sorunlarına ilişkin son derece berrak bir resim ortaya koyduğunu ifade etti. Evet, hemen piyasayla devam ediyoruz. Özellikle bugün öne çıkan tabii ki bir faiz kararı var ama onun dışında da Powell'ın açıklamaları. Dün Fed Başkanı Jerome Powell önemli açıklamalar yaptı mı değil mi? Aslında biraz piyasada bu konuda belirsizliğini hala koruyor. Yani resesyon fiyatlamaları piyasa üzerinde etkiliyken bir diğer tarafta şöyle bir baktığımızda enflasyonla ilgili mücadelenin çokça konuşulduğu bir döneme geçiş yapmışız. Bunun tabii ki riskli piyasalardaki dalgalanmalarıyla birlikte de devamlılığını görüyoruz. Ama ara ara toparlanmalar da söz konusu. Bugün %14 faiz oranı sabit kaldı. Yine enflasyon vurguları ön plandaydı yine yurt içinde de. Borsa İstanbul BIST endeksi 2500 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabası içinde. Bugün her ne kadar biraz daha satış tarafı ağırlıklı devam etse de 2552 an itibariyle de takip ediyoruz. BIST 50 2282 puan seviyesinde, BIST 30'da ise 2788 puan seviyesini izliyoruz deyip dolar TL ve diğer pariteleri de geçelim TL özelinde. 17.35.74 uzunca bir süredir bu bant aralığında daha doğrusu dolar endeksinin küresel taraftaki gücü şu an yatay ama aynı zamanda TL tarafında da bunu hissediyoruz. Fakat dolar tarafında gelecek faiz oran artışları burada dalgalanmayı arttırabilir. Euro TL 18.25'li seviyelerde, Pound TL 21.26'larda, İsviçre Frangı TL 18.05'li seviyede devam ediyor. Sepet kursa 17.80'li seviyelerde gün içinde deyip hemen dolar endeksine de geçelim. 104 birimin üzerinde takip ediyor. Powell'ın açıklamalarında öncelik şu an için enflasyon dedi. Küresel tarafta da zaten böyle. Peki bunun dışında neler, ne gibi hamleler gelecek? O da zaten belirlendi diyebiliriz. Yani 75 puanlık bir faiz artışı dolar tarafında. Onun devamlılığında da yine bir 75 faiz artışı olacak. 75 puanlık bir faiz artışı ve %3'lü seviyeler dolar tarafında güçlü ön planda olacak gibi şu an için. Euro dolar 1.05, pound dolar 1.22.50, dolar yen 134.89,
Ve dolar İsviçre frangı ise 0.96'lı seviyelerde. Yen tarafında doların değer kaybı devam ediyor. Hemen şöyle ABD ve aynı zamanda Avrupa piyasasına da geçiş yapacağız. Dalgalanmalar tabii ki yine bu haber başlıklarını fiyatlayan bir ABD vadeli işlemler piyasası var. Dow Jones 30.713'de artı şu an için. S&P 500 3.778, Nasdaq ise 11.576 puan seviyesinde. Ve 2, 10 ve 30 yıllık tahvil getirilerine bakacağız. Aynı zamanda Avrupa borsalarına da şöyle bir göz attığımızda orada biraz daha geri çekilme ağırlıklı. Almanya DAX özelinde %1'in üzerinde bir satış dalgası. Diğerlerine nispeten daha fazla. Eurostox 53.438, Almanya DAX 30, 12.963, Fransa CAC 40, 5.887, İngiltere 7.043, İspanya ise 8.102 puan seviyesiyle devam ediyor. Yine küresel taraftaki şöyle 2, 10 ve 30 yıllık tahvil getirilerinde 10 yıllıklarda biliyoruz ki 3,20'nin üzerine çokça çıkmıştı. Şu an için 3,08'lere kadar geri çekilme gösterdi. 2 yıllıklarda 2,95'li seviyeler, %3,4'ün üzerinde bir düşüş var. 30 yıllık getiride ise 3,2'li seviyelerde yüzdesel. Ve aynı zamanda tabii ki emtia cephesi. Altın onsu 1835 dolar tarafında. Brent petrol ve ham petrol cephesinde, özellikle Brent petrolde geri çekilmeler yoğundu. Resesyonu fiyatladı. Fiyatlamayla birlikte aşağı doğru geldi. Peki bu aşağı doğru kırılım uzun bir vadede devam eder mi? En çok sorulan sorular arasındaydı. Biden'ın yapmış olduğu açıklamalar, daha doğrusu çağrılar, vergi tarafında muafiyet uygulanması petrol cephesinde. Bakalım ön plana çıkacak mı? Amerika biraz geç mi kalıyor, yoksa burada her ne kadar ihracat tarafı ağırlıklı olsa da fiyatlamalarda bir denge unsurunu kurabilecek mi? En çok aslında küresel tarafta bu merakla bekleniyor. Çünkü enflasyon doğrudan etkiliyor. Brent petrol 109 dolarlı seviyelerde, ham petrol ise 108 dolarlı seviyelerde. Dünkü vermiş olduğu primleri biraz daha alma çabası içinde deyip son kriptoya da bakalım. Orada da dalgalanmalar mevcut. Bitcoin 20.544 dolar seviyesinde %3'lük performans var. 1115 dolar seviyesinde ki biraz da aslında daha çok kaybe uğramıştı Ethereum. Burada toparlanma çabası an itibariyle Ethereum'un Bitcoin'e göre daha fazla, 1115 dolar seviyesinde el değiştiriyor şu an için deyip konuklarımıza devam edeceğiz. Evet, hemen ilk konumuza gidelim. ALB Yatırım Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı. Şirin, hoş geldin. Hoş bulduk Özlem Hanım. Teşekkürler. Evet, şöyle bir piyasa yorumu alalım. Dün Fed konuşması, Powell'ın konuşması, bugün TCMB faiz kararı ile birlikte şekillenmeye çalışıyor riskli piyasalar, ama nasıl? İki merkez bankasında politikası tabii ki farklı, hem içeride hem de dışarıda. Powell'ın konuşmaları dün aslında çok önemliydi. Biz faiz kararından sonraki toplantıları hep takip ediyoruz. Enflasyon aslında piyasanın enflasyonla acaba mücadele edebilecekler mi? Faiz artırımları orada yeterli olacak mı? Soru işaretlerine aslında dün bir tanesi daha eklenmiş oldu. Powell resesyona karşı riskleri kabul etti. Enflasyona karşı ne gerekiyorsa yapacağız. Faiz artırımlarımız devam edecek. En azından Temmuz'da 75 bas puanlı faiz artırımının devam edeceğini, yapılacağını biliyoruz. Ama aynı zamanda Amerika ekonomisinin de güçlü olduğunu söyledi. Hem resesyonu kabul edip, resesyon riskini kabul edip, hem de Amerika ekonomisinin güçlü olduğunu savunması aslında kafalarda soru işareti neden oldu. O yüzden endekslerin karışık bir seyirde, hatta daha satıcılı seyrettiğini gözlemledik sabah itibariyle. Bugün itibariyle yine Powell'ın konuşmalarını takip edeceğiz saat 5 itibariyle. Yine resesyona dair ipuçları almaya çalışacağız ama hem enflasyon hem resesyon riskinin ötelenmesi, biliyorsunuz enflasyon tarafında da uzun bir süre geçici enflasyondan bahsetmiştik ama daha sonra o kalıcı hale gelmişti. Acaba resesyonda da zaten son 2022'nin ilk 6 ayında bir büyüme gerçekleşmedi Amerika ekonomisinde. Buna paralel olarak acaba resesyonu da erteleme ya da kabul etmeme gibi
ya da söylemlerde bulunmaması soru işaretleri yaratıyor. Açıkçası piyasa bu noktada tedirgin. Dünya endekslerine bakarken seviye vermek önemli. S&P tarafında 3750 seviyesinin üzerinde bir seyir gözlemliyoruz. Bütün endeksler için ana bir endeks. S&P'nin özellikle 3650 seviyesinin altındaki hareketleri orada satışları daha da tetikleyebilir. Nasdaq'ta ise 10800 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Bu seviyelere kadar satışlar gelebilir. Eğer resesyon ve riskin artacağına dair endişeler Powell'ın bugünkü konuşmalarıyla beraber eğer derinleşirse o tarafta, küresel tarafta artık yatırımcılar merkez bankalarının söylemleriyle pozitif havaya giremiyorlar. Yani risk iştahı yükselmiyor. O yüzden ABD 10 yıllıklar tarafındaki düşüş, yani güvenli limanlara kaçış ve dolar endeksinde 100 dolar 100 birim üzerindeki seyrini takip ediyoruz. İçeride Merkez Bankamız faiz tarafında bir değişikliğe gitmedi beklendiği gibi. Ama ihracat ve ithalat tarafındaki kalemler ki savaş dolayısıyla ve ekonomik durgunluk dolayısıyla Avrupa ve Amerika ile olan ihracat tarafındaki gelişmeler, belki yeni pazarların bulunması, araştırılması ya da ihracat tarafında eklenmesi tabii atılacak önemli adımlar ve o taraftaki gelişmeleri takip edeceğiz. Yani biz Fed büyümeden vazgeçerek faiz artırımını desteklerken biz içeride aslında büyümeyi önemseyen bir modelle ilerliyoruz. O nedenle faizin sabit kalması sürpriz değildi, ama büyümeye paralel olarak da ithalat ve ihracatın dengeli olarak devam etmesi ve ihracat tarafındaki gelişme büyümeyi etkileyecek en önemli kalemlerden bir tanesi. O yüzden o taraftaki gelişmeleri takip edeceğiz iç tarafta. BIST 100 negatif tepki verdi ama hala 2500 seviyesinin üzerinde. Dolar TL 17.30'lara kadar tepki verdi aşağı yönde. 17.30'un üzerindeki seyir devam ettiği sürece 17.40-45 bandına kadar yükselişler görebiliriz. Aşağıda ise 17.20'lere kadar düşüşler olabilir. Yani iç piyasadaki gelişmeler bu şekilde. Merkez bankalarının farklı politikaları ama yine de kurdan farklı olarak enflasyonu değerlendirmek ve enflasyonu baskılama mücadelesi devam ediyor hem içeride hem dışarıda. Peki Borsa İstanbul performansında öne çıkan sektörleri de konuşalım mı? Nasıl sence görünüm şu an için? Sert satış daha çok, nasıl diyelim, sert satış olma ihtimali daha mı güçlü? Çünkü hacim tarafında da öyle çok güçlü bir şu an için yükseliş sergileyemiyor gibi görünüyor. Aslında borsanın bizim açımızdan baktığımızda dolara endeksli fiyatıyla karşılaştırdığımızda tabii ki daha ucuz kalıyor ve oradaki yükselişi önemsiyoruz açıkçası. 2500-2550 seviyesinin üzerindeki fiyatlanmalar hala o taraftaki yükselişi bozmuş değil. O nedenle hedeflerimiz daha yüksek diyebiliriz biz yüzde. Tabii ki özellikle ihracatın ön planda olduğu kalemler, şirketler, özellikle bankacılık sektörünün faizle dengeli bir şekilde karlılığının artmış olması o sektörleri önümüzdeki süreçte ön plana getirebilir. Bir miktar gayrimenkul tarafındaki şirketlerin büyüme beklentileri kur dolayısıyla ön plana çıktı. O yüzden 2500'lerinde kaldığı sürece BIST 100'de yükselişler devam edebilir. Zaman zaman tedarik zincirindeki problemler dolayısıyla hem kurun baskıladığı sektörler tabii ki olumsuz etkilenecektir. Ulaşım gibi, işte petrol maliyetlerinin sanayi endeksleri ya da sanayi sektöründeki firmalar gibi. Ama onun dışında bankacılık sektörüyle birlikte ve gayrimenkul sektörüyle birlikte daha güçlü ya da o taraftaki şirketlerin daha güçlü olduğunu görebiliriz önümüzdeki süreçte. Evet, peki dolar TL tarafındaki hareketlilikle ilgili beklentiler nasıl? Uzunca bir süredir aslında 17'nin üzerinde bir 17-20-35 bu bant aralığında dalgalanma da yaşıyorsa, önümüzdeki süreçte hem varlık alım programlarının kısıtılması, bilanço daraltılması ve 75 puan daha artışlarla %3'lere gelecek olan bir dolar. Bu güçlü yükseliş devam eden ise dolar tarafında gerçek manada TL tarafında da yine bir negatif ayrışma sergiler mi?
Aslında TL tarafında Merkez Bankası'nın da bugün Merkez Bankası Başkanı'nın da konuşmaları ve açıklamaları, yine Ekonomi Bakanı'nın da açıklamaları önemliydi. Kurun enflasyondan ayrılabileceği etkisinin, enflasyon üzerindeki en azından kurun etkisinin azalmasına yönelik açıklamalar vardı. TL'nin güçlü kalabilmesi için o ihracat tarafındaki dengenin ve kalemlerin artırılması, işte farklı pazarların ve ihracat tarafının güçlendirilmesi önemli olacak tabii ki içeride üretimi açısından. Merkez Bankası politikaları açısından da dış dinamiklere bağlı olarak da işte dolar endeksinin durumu 105 seviyelerine yakın seyri. En azından 105, 100 seviyesinin üzerindeki seyri birçok dünya para birimini baskılıyor, Euro, Sterlin ve TL gibi. O nedenle Dolar-TL'nin seyri bir miktar Merkez Bankası değil de aslında üretim tarafındaki güçlülüğe bağlı olarak değerlenecek diyebiliriz. 17 seviyesinin üzerinde seyri devam ettiği sürece daha güçsüz. Hatta hep söylüyorum her yayında 105 seviyesinin üzerindeki dolar endeksinde 120 seviyelerine doğru yükselişler gelebilir. Bu da içeride doların tabii ki güçlü kalmasını sağlayacaktır. Tekrar gördüğümüz o zirve seviyeler 18 30 seviyelerine doğru yükselişler o durumda görülebilir ama daha dengeli 17,5'un 17,5 17,40 bandında kalan kur şu an izlediğimiz kur zaman zaman 17-20'lere doğru düşüşleri gözlemliyoruz. 17'nin üstünde kaldığı sürece güçlü tarafta diyebiliriz. Tabii ki sıcak para akışı ihracat tarafındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz dolar tarafı. Evet, son şöyle altınla ilgili, altın onsu. Burada bir değişim olma ihtimali güçlü müdür Şirin? Altın tarafı bu hafta hareketliydi. Fiyat açısından bir hareketlilik yok ama gelişmeler önemli. Tabii ki resesyon riski masada altın fiyatları içerisinde bu giriyor. Enflasyon evet giriyor. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde baktığımız zaman da aslında altın bu kadar belki önemli olmamıştı ama farklı dinamiklerden bir tanesi bugün ve yarın Avrupa Birliği'nin ambargoları Rusya'ya ambargosu toplantısı var. Bir zirve gerçekleşecek. Burada bu sefer ambargoların içerisinde altın var. Yani Rusya'nın rezervlerine yönelik, Rusya'nın altın üretimine yönelik bir ambargo olabilir bu. Neredeyse zaten Avrupa Birliği ülkeleri savaş başladığından beri Rusya'dan altın almıyorlardı. O konuda çok konuşulmadı ama en azından alımlar ertelenmişti ki Mayıs ayında bu hafta çıkan bir haberde İsviçre'nin 3 tona yakın altın aldığını biliyoruz Rusya'dan. Yani ilk defa savaş döneminden beri ilk defa Mayıs ayında bir alım gerçekleşmiş. Rusya altın üretiminde 5. sırada olan bir ülke. Yani önemli üreticilerden bir tanesi. Alım tarafına baktığımızda işte Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülkeler önemli alıcılar. Türkiye'de de 14. sıradayız alım konusunda. Yani eğer altın tarafına ambargo gelirse bu pozitif tarafta bir etki yaratabilir altın tarafında. Ve teknik olarak biz hep 1780-1800 dolar üzerinde kaldığı sürece altında yükseliş trendi bozulmadı, devam edebilir diyoruz. 1780'in altında bozulmalar gerçekleşebilir. Orada da 1750 seviyelerini bekliyoruz. Ama 1830-1850 üzerine atabilirse altın, 1875-1890 seviyelerini konuşacağız. Daha güçlü bir altın gerçekleşebilir. Resesyon riski, bir de Rusya'nın bu altın ile olabilecek olan ambargosu bir miktar altın fiyatlarını destekleyebilir. Ani çıkışları görüyoruz resesyon konuşuldukça ama düşüşleri de yine aynı şekilde gerçekleşiyor. 1830 üzerine tutunmuş gibi görünüyor ama 1800'ün üzerinde kaldığı sürece ons tarafında güçlü kalabilir. Gram altını isterseniz konuşalım. 1000 seviyesinin üzerindeki seyri devam ediyor. 1000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 1000 TL'nin üzerinde güçlü kalacaktır. Çünkü dolar TL orada 17 seviyesinin üzerindeki seyri devam ediyor. Dolar kaynaklı bir yükselişti gram altındaki yükseliş ama ons altının da yükselişi bunu gram altının yükselişini tetiklerse gram altında tekrar zirve o 1060 TL'nin üzerinde 1100 TL seviyelerini görebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Şirin Sarı'nın değerli katkıların için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, saygılar. Teşekkürler. Evet, ALB yatırım uğurladı. Kısa bir ara sonrasında buradayız.
Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şimdi Aydın Eroğlu'na gidiyoruz. Stratejist bizlerle birlikte. Aydın Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Özlem Hanım. Teşekkürler efendim. Şöyle gidelim mi? Biraz Asya borsaları, Amerika, Avrupa borsaları da aslında baktığımızda Powell'ın açıklamaları sonrası ki bugün de var, başladı hatta, kararsız bir seyir halinde. Riskli piyasalar küresel tarafta hala resesyon endişesini fiyatlıyor, enflasyonla ilgili belirsizlik kendini korumaya devam ediyor. Ama bir diğer tarafta da ucuz, yani daha doğrusu elinizdeki nasıl diyelim fonu koruyacak bir şey yok, ortada ürün yok. O yüzden de riskli piyasalar hep bir dalgalı seyir halinde. Sizin genel hatlarıyla yorumunuz nasıl küresel tarafta bu gelişmeler? Sizce daha ne kadar bu dalgalı seyirin devamlılığını gösterecektir? Evet, şimdi Özlem Hanım biliyorsunuz çok uzun dönemdir, 2008'den bu yana çok fazla likitteye boğuldu piyasamız. Çok düşük faizde, hatta eksi faizde Avrupa'da, Amerika'da paraya boğulmuş durumda geldik. Bu bütün alanda fiyatların yukarıya çıkmasına neden oldu. Yani Amerika borsalarında mesela pandemi döneminde şirketler çalışmazken fiyatları, hisse fiyatları tarihin en yüksek seviyelerine erişmişti. Aynı şekilde likitte bolluğu yüzünden ons altında benzer hareketleri gördük. Geri kalan emtialarda savaşla birlikte Rusya'ya bir takım yaptırımlar gelince, pandemiyle de, öncesinde de pandemide tedarik aksamaları olunca orada ciddi fiyat artışları yaşadık. Henüz hala bir takım alanlarda tedarik sorunları aşılamadığı için, ama Rus yaptırımları olsun, ama Çin'den kaynaklı pandemiyle alakalı tüm piyasalar henüz daha tam anlamıyla açılamadığı için olsun, otomobil sektöründe işte ne bileyim üretim bantlarında tam kapasite çalışamıyorlar halen. Bu da mevcutlarda fiyatların yüksek kalmasına sebep oluyor. Maalesef bu süreci 2020'den itibaren, 2020-21'den itibaren hatta FED doğru yönetemedi görüşündeyim ben. Hatırlarsanız 2023-2024'te faiz artışı ilk kez olur, ilk defa başlar diye düşünürlerken şimdi tablo değişti. Şu anda FED'in faiz artışlarıyla hem FED hem de halkı, yatırımcıyı yüzleştiriyorlar. Enflasyon düşmediği için, bunu kontrol edebilmek için FED'den geçen toplantıda 75 baz puan bile masada değil derken, şimdi 75'te 100'de masada şeklinde ifadeleri biz duydukça bütün piyasaları tedirgin ediyoruz. Bu durum FED faizlerinin 3,5 hatta 4'lere kadar gelmesine kadar sürecek diye düşünüyorum ben. Burada piyasada likitliği de biraz çekecekler. Bilanço daraltıcı hamleler gelecek arkasından. Enflasyonu çünkü bizler belki alışırız ama onlar tarihin işte 40 yıllık en yüksek enflasyonu yaşıyor diyoruz mesela Amerika için, Almanya için. Ama Türkler olarak biz bunları çok fazla yaşadığımız için enflasyonla birlikte yaşamaya alışmış bir toplum ve ekonomi haline döndük. Ama bunların Amerika'da bu şekilde sürebileceği kanaatinde değilim. O yüzden de FED faiz artış kararlarına devam edecek. Arkasından da bilanço daraltmaya başlayacak görüşündeyim. Böyle olursa bu dalgalanmayı biz yurt dışında, yurt içinde bolca göreceğiz. Borsalarında bir defa bu yaşadığımız işte Dow Jones'ta 36 binlerden 30 bin lira, 29.600'lere kadar yaşanan düşüş yeterli olmayacak. 31 bini yukarıya geçemezsek yeniden 29.600'lerin kırılması halinde önümüzdeki aylarda ben 25 binlere doğru inen Dow Jones'un olma ihtimalini çok güçlü görüyorum. S&P'de de 3800 seviyelerini yukarıya kıramadıkları takdirde, ki kırsa bile hemen akabinde 3950'de direnç var. S&P'nin de 3640'ları aşağıya kırmasıyla birlikte onun da aynı şekilde Dow Jones'a paralel olarak 3200'lere doğru ilave düşüşleri yapacağını düşünüyorum. Bu dalgalanma bunlarla alakalı. Şimdi piyasaları uzun süre resesyon beklemiyoruz, stagflasyon olmayacak diye ikna etmeye çalışırlarken, yüksek faiz artışı yapmak zorunda kalmayacağız derlerken, şimdi hem yüksek faiz artışları yapılıyor görüyorsunuz, hem de Avrupa Merkez Bankası da dahil, Lagarde da aynı şekilde faiz arttırmak durumunda kalacağız diye ilan etti faiz artışlarını. Şimdi her yerden faiz artışları bizim karşımıza gelecek. Fakat buradaki asıl endişe sadece faiz artışları değil, faiz artışlarıyla birlikte
resesyona girecek olan olası gelişmiş ekonomilerde acaba stagflasyon riski olur mu endişesi biraz daha bu dalgalanmalara neden oluyor. Kişisel görüşüm, gelişmiş ekonomilerde bir resesyon göreceğiz. Fakat bunların stagflasyona dönüşmesini ben beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Çünkü resesyonla birlikte talep daralması başladığı anda bu sefer tüm emtialarda ki nitekim yaşıyoruz da, demir çelikte yaşıyoruz, petrolde görüyoruz, bütün alanlarda, gıdada da görüyoruz. Ciddi fiyat geri gelmeleri var. Talep daralması bunların hepsinde fiyat düşüşlerini beraberinde getirecek. O nedenle resesyon stagflasyona dönüşmeden bir dönem yatay şekilde belki ekonomiler devam edecek ama daha sonrasında biz yeniden işte toparlanma evresine gireceğiz düşüncesindeyim. Peki Aydın Bey, şöyle biraz aslında diğer gelişmelerden de bahsedelim. Petrol cephesinde mesela, altında. Çünkü bu iki tarafta da Rusya şimdi ön plana çıkacak. Hem petrol cephesinde resesyon fiyatlamaları, geri çekilmeler, bugün bir toparlanma var. Bir tarafta da altınla ilgili yaptırımlar Rusya'yı çokça etkiliyor, etkileyecek gibi görünüyor. Sizce bu iki emtiada öne çıkan başlıklar neler? Yani fiyat olarak, fiyatlamalarda özellikle beklentiniz ana trendde nedir? Şimdi Brent petrol de aynı az evvel ekonomiden bahsettiğim gibi Özlem Hanım. Yani eğer ekonomilerde büyüme devam etmiyorsa o zaman Brent petrolde de 120 doları geçecek, 140'ı aşacak, 160, 180, 200 dolar olacak sözleri çok gerçeği yansıtmıyor. 120 doları direnç olarak gördü. 120 ile 100 dolar arasında bir kanal oluşturmuş bir Brent petrol görüyorum ben. Eğer biz resesyona dünyanın gelişmiş ekonomilerinde girmeye kalkarsak, ki öyle olacağı düşüncesindeyim, sonrasında biz 100 doları da alta kırıp 90 dolarlara doğru, hatta 80 dolarlara doğru inen bir Brent petrol görme ihtimalini güçlü görüyorum. Diğer tarafta altınla alakalı da biz uzun süredir altında bir düşüş trendi içerisindeyiz. Yaklaşık Mart'ın başından itibaren, 2070 dolardan itibaren bu trendten henüz çıkamadık. Bu trendin yukarıya kırılabilmesi için 1980-1900 dolar civarının yukarıya kırılması lazım. Lakin şimdi biz neden bahsediyoruz? FED faiz artışlarından, ilave neden? Likiditeyi daraltacak bilanço küçültme hamlelerinden. Şimdi bunlar olduğu takdirde bir resesyon riski söz konusu olduğunda bu enflasyonu düşürmek için bu kararlar alındığından dolayı nakit sıkıntısı söz konusu olacak. Nakit anlamında bir ihtiyaç doğduğunda altın da aynı zamanda bir nakit aracıdır. Altında nakit yaratmakla alakalı ikinci tur satışları görebiliriz. 1800'ün altında, hatta 1780 doların altında bir ons altın aşağıya iğme yaparsa, kırılırsa, ben ons altında da 1780-1700 dolarlara doğru bir düşüş olma ihtimalini öngörüyorum. Lakin teknik olarak tekrar ediyorum, 1880-1900 dolar yukarıya kırılırsa, o zaman bu beklentim boşa çıkar. Biz altında yükselen bir trende giren bir iğme görürüz. Fakat ben FED'le alakalı dünya ekonomilerinde bir daralma yaşanacak. Bu daralma yaşandığı ortamda nakit ihtiyacı söz konusu olacak. Artan faiz ortamında nakit ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardan bir tanesi de ons altın olacak olduğu için, ons altında açıkçası yukarıya değil aşağıya doğru düşme eğiliminin daha yüksek olacağı aylar göreceğiz düşüncesindeyim. Peki hemen şöyle biraz da Borsa İstanbul performansında özellikle sizlerin takip ettiği var mıdır hisse ya da sektör? Yani hem beğeni de olabilir, tam tersi düşüş trendi ağırlıkta kazanabilir Aydın Bey. Evet, şimdi biliyorsunuz bir ay öncesine kadar biz bankaları, bilançoları itibariyle çok iyi görüyorduk. 14'le Merkez Bankası'ndan aldıkları parayı 26-27 ile hazineye, hatta daha üstünden de vatandaşa kredi olarak satabiliyorlardı. Bu nedenle karlılıkları da yüksekti. Fakat kur korumalı mevduat 1 trilyona ulaşsa da enflasyon ve kurda yükselmeyi durduramadığımız için bir takım ilave tedbirler ve kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi bankalara taşıdıkları dövize karşılık tutmak zorunda oldukları tahvili 4 yıldan 5 yıla çıkardılar. Aynı zamanda zorunlu karşılıkları arttırdılar. Bunlar bankaların üzerine ilave yükler getirdi. İhracat, o yüzden bankalarda da işte dirençlerle karşılaşıyoruz. Satışlar geliyor her seferinde yukarıya doğru kıramadan.
Aynı şekilde ihracatı yüksek şirketleri kurun yüksek olduğu dönemlerde revaçta diye görüyorduk. Onlara da ihracat gelirlerinin önce %25'ini sonra %40'ını Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirdiler. Ama üstüne ilave biraz daha döviz ihtiyacını karşılayabilmek için eğer reskont kredileri yani ihracata yönelik kredi kullanmak istiyorlarsa bunun için de ilave %30'larını dahi daha bankalara satma şartı getirdiler. Şimdi böyle olunca bundan en çok etkilenen en likit, en yüksek tutarlarla, meblağlarla işlem gördükleri için demir-çelik sektörü etkilendi. Bunun üstünde bir de demir-çelik fiyatları dünyada düşmeye başlayınca bizim mesela bankalardan sonra pozitif gördüğümüz demir-çelik sektörü ciddi kayıplar yaşıyor bu gördüğümüz günlerde. Bence artık yavaş yavaş onların belki bir maksimum %10 daha bir geri gelme söz konusu olursa demir-çelik sektöründe alıma yakın desteklere geliriz görüşündeyim. Önümüzdeki günler için ben potansiyel olarak holdingleri, kağıt, seramik, orman sektörünü, kimyada petrokimya sektörünü, ilaç ve ilaç dağıtıcılarını, yenilebilir elektrik üreten ve taahhüt işi yapan firmaları daha pozitif görüyorum. Yani yükseliş potansiyeli yüksek görüyorum. Normalde endeks 140 dolar bazında baktığımızda 140 dolarla 150 dolar arasında sıkışmış durumda. Şu anda da işte 145 dolarlar civarında. Aslında çok fazla yukarıya gitmedik, çok fazla aşağıya gitmedik. Ama kur sebebiyle maalesef işte gördüğümüz fiyatlar sanki bize çok yükselmişiz gibi geliyor. Bunlar sınırlı olmakla birlikte bir dönem daha böyle gidecek Özlem Hanım. Biz arada bazı hisselerin alındığını görsek de endeks bazında diğerlerinde satışlar gelecek olduğu için net olarak endekste yükselişi göremeyeceğiz. Ne zaman bunu belki görmeye başlarız? Yaz bittikten sonra 9 aylık bilançolara yaklaşırken o dönemin güncel şartlarına göre endeks olarak biz TL bazlı bir yükseliş ivmesine girebiliriz. O güne kadar hisse değişimleriyle işte şimdi bahsettiğim bu hisseler şu anda bir önceki toplantıda ya da bağlantıda belki petrokimyada lastikleri Goodyear, işte Brisa gibi kağıtları bazılarını saymıştım. Onlar arada yükselişlerini yaptılar. Ulaştırma çok sıcak şu anda turizm anlamında geçen yılın verilerine göre 3'e katlamış bir turizm var. Fakat onlarda da ciddi bir değerlenme var şu anda. O nedenle kısmi bir realizasyon sonrasında belki yeniden alımlar gelebilir. Ama şu anda biz yurt dışıyla bağlantılı da yabancı satışları halen bizde de var. Yabancı takası %33.78 tarihin en düşük seviyesinde. Yabancı mevcut kendisinin bulunduğu kağıtlardaki alıcı geldiği zaman satışa geçtiğinden dolayı içerideki yerlinin parası işte halka arzlarla piyasadaki diğer hisse senetlerine ancak bu kadar yetebiliyor. Yani bir gün ya da bir hafta bir grupta dolaşıyoruz. Sonraki hafta diğer grupta dolaşıyoruz. Birilerini yüksek tutarak öbür tarafta çaktıklarını göstermemeye, hissettirmemeye çalışıyorlar. Ama maalesef yabancıdan halen satış geliyor. Bizim kendi paramız şu anda bunu karşılayacak boyutta değil. Kurdaki bu enflasyon ve kurdaki hareket bu şekilde devam ettiği müddetçe biz kura endeksli KKM kur korumalı mevduat ve döviz tevdiatı düşündüğümüz zaman hane halkının Türkiye'deki mevduatlarının %72'si dövize endeksli olarak yatırım yapmış durumda şu anda. Bunlarda bu kadar yoğunsak o zaman borsalarda da zaten kaynak yetersizliği yaşıyoruz. Bu şekilde iki ileri bir geliri mehter gibi bazen biraz daha yukarıya ama sonrasında yeniden aşağı gelerek sıkışmış durumdayız. Yaz sonuna kadar da sanırım bu böyle devam edecek Özlem Hanım. Çok teşekkür ediyorum Aydın Bey değerli katkılarınız için. Sağ olun. Rica ederim. Siz de. Stratejist Aydın Eroğlu'nu uğurladık. Efendim biraz da kripto konuşacağız. Kripto para uzmanı Türker Balkay bizimle. Türker hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şöyle dinleyelim mi? Neleri fiyatlıyorsunuz? Dün Powell da açıklamalar yaptı. Onun öncesinden farksızdı ama bazı şeyler daha da netleşir gibi. Kriptoya nasıl yansıyor? Yani aslında genel olarak baktığımızda beklenti sonrası yani gerçekleşecek olan faiz arttırımı sonrasında tüm piyasalar nasıl haber etmişiz geçti deyip bir miktar alım yönünde davranıyorlar. Ama hala önümüz karanlık. Maalesef şu anda kriptoda biz çok olumlu tarafta konuşamıyoruz. Çünkü 20 bin dolar civarında bir Bitcoin ve 1100 dolar civarında bir Ethereum söz konusu. Dolayısıyla bu tarafta bir alımlar var. Evet ama bu yeterli değil maalesef. Henüz daha geçilmesi gereken yukarı tarafta çok fazla hedefler var. Ama şu birkaç gün daha bu olumlu havanın sürmesini bekliyorum ben. En azından hafta sonu hacimsizliğine doğru bir böyle bir yukarı doğru ataklar devam edebilir.
Ama genel itibariyle baktığımızda tabloyu çok fazla değiştirebilecek olumlu bir şeyden bahsetmek şu aşamada çok mümkün değil. Peki, Borsa İstanbul'da mesela riskli piyasada şu an için çıkışlar olsa dalgalı seyir var. Fakat kriptoda önce bir aşağı kırılım gerçekleşiyor, sonrasında burada dalgalanmaya devam ediyor. Yani sürekli bir aşağı trend mi başladı, yoksa bu tamamen geçici bir ayı piyasasından bahsetmek gerekir? Şimdi kripto tarafında volatilite çok yüksek olduğu için herkes alt tarafta gelebileceği hedefleri göz önüne aldığında gerçekten ürkütücü seviyeler bulacaktır. Grafikleri açıp baktığımız zaman 14-15 binli seviyelerin olduğunu göreceksiniz. Bitcoin üzerinde konuşuyorum bunu. Dolayısıyla da çok ciddi bir marj var aşağıya doğru. O da insanların elinin tuşa gitmesini engelliyor bir anlamda. Ethereum'da da 1000 doların altını gördük. Bu çok fazla dile getirilebilecek ya da gelmesi beklenen bir rakam değildi açıkçası. Dolayısıyla herkese bir tedirginlik var. Üstüne üstü kripto tarafında gelen kaldıraçlı haberler, yani piyasanın kendi dinamiklerindeki büyük oyuncuların, biz bunlara VC'ler diyoruz, venture kapitaller, bu yatırım firmalarının kaldıraçlı pozisyonlar taşıdığı öğrenilince herkes bir ürktü açıkçası. Dolayısıyla burada akümülasyon biraz daha uzun sürecektir diğer piyasalara göre. Gerçekte aslında şunu öğrenmiş oluyoruz bir anlamda. İşte 3 trilyon dolara giden piyasanın aslında kaldıraç etkisiyle gittiğini görmüş oluyoruz. Esas da bu bilinen bir gerçekti. Sadece müzik devam ederken tüm yatırımcıların katılımcı olduğu bir piyasaydı. Ne zaman ki Bitcoin fiyatları 50 bin dolar altında çok sert bir şekilde 30 bin dolarlara geriledi, bu kaldıraçlı miktarlar artık piyasada herkesin bildiği konular haline gelmeye başladı. Dolayısıyla o kaldıraçlı oyuncular acaba likidde olurlar mı endişesi de bu tarafta akümülasyonun biraz daha uzun sürmesine sebebiyet verecektir. Bir de bütün yayınlarda söylüyorum bunu açıkçası, yıllardır her seferinde dile getiriyorum. Bu piyasa için bu kadar ürüne gerçekten gerek var mı sorusu hep akıllardaki bir soru işareti. Çünkü 20 bin civarına yaklaşmış bir kripto para piyasasından bahsediyoruz. Bu kadar ürün, birbirinin bu kadar taklidi bir ürün gerçekten çok da gerçekçi gelmiyor artık. Biraz eliminasyona gidilmesi gerekiyor. Ama bunun için de tabii hep konuştuğumuz regülasyonu bekliyoruz. Avrupa Birliği biraz hızlı davranacak gibi gözükmekte. Önümüzdeki günlerde o taraftan bir haber gelirse bu tarafta biraz daha ürün eliminasyona gidilir diye düşünüyorum. Bu faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda aslında kripto iyi bile dayanıyor diyebiliriz. Bu kadar ürün fazlalığına rağmen, bu kadar kaldıraçlı piyasadaki oyuncuların fazlalığına rağmen biraz iyi dayandığını söyleyebilirim. Tabii rakamlara baktığımız zaman hemen hemen 3'te 1'e erimiş Bitcoin için, 4'te 1 fiyata düşmüş Ethereum'u gördüğünde muhtemelen izleyiciler diyeceklerdi ki bu nasıl dayanma diye düşüneceklerdir. Ama hızlı çıkışların hızlı düzeltmesi olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim açıkçası. Evet, aslında bir hani böyle silkelenme derler ya, değil mi? Sanki öyle bir durum var Türker. Bir tarafta da şimdi ben Tether'e geçeceğim. Tether Sterling destekli yeni bir sabit kripto para çıkarıyor. Yani şimdi Tether'in hizmet ettiği alandan burada Sterling destekli yeni bir sabit kripto para çıkıyor etmenin ne anlama geldiğini şöyle senden dinleyelim mi? Tabii şimdi Tether'ın biliyorsunuz USD karşılığı var. Yani bir Amerikan doları bir Tether'a denk geliyor. Biz Tether'ı biliyorsunuz ki dijital dolar olarak adlandırıyoruz. Aslında tam olarak tabii ki arkasında Amerikan hükümeti yok. Sadece isimlendirme olarak bunu söylüyoruz. Dolayısıyla piyasada eğer bir Amerikan dolarına karşılık bir Tether varsa karşılığı mutlaka olmak zorunda. Bunu artık Sterling içinde gerçekleştirecek durumdalar. Dolayısıyla Sterling yani ortaya çıkacak olan Sterling kadar da Sterling USDT çıkması beklenir. Yani Tether çıkması beklenir. Bunun da tabii arka planında mutlaka rezerv açıklamaları gerekecek. Dolayısıyla USDT'ye karşı kurdukları rezervleri biz biliyoruz. İşte emlak piyasasında değerlendiriyorlar, kripto paralar olarak değerlendiriyorlar. Çoğunun nakit olarak değerlendirdikleri bölümler de var. Bunun bir de Sterling versiyonunu çıkaracaklar. Bu aslında güzel bir gelişme. Ne gerek vardı sorusunun cevabı da şuradan gelebilir. En azından İngiltere tarafındaki büyük oyuncuların herhangi bir değer kaybı yaşamadan kendi para birimlerinden kriptoya geçişleri çok rahatlıkla sağlanabilir. Dolayısıyla bir Amerikalı nasıl bugün değer kaybı yaşamadan bir eşlik olan USDT'ye geçiyorsa 1 dolar karşısında aynı şey yakın bir zamanda Sterling içinde gerçekleşecek demektir. Dolayısıyla önemli bir hamledir. Piyasanın büyümesi için, hacim için de gayet olumlu bir hamle. Tabii burada akıllara hemen Luna'ya atıfta bulunarak acaba burada da bir tehlike var mı? Bu stablecoin'de tehlikeli mi sorusu gelecektir. Ancak bildiğiniz gibi USD Tether tarafı bir algoritmik karşılık bulundurmuyor. O tarafta manuel işlemler var. Dolayısıyla piyasaya sürülecek olan bir Tether, bir pound'a karşılık sunulacak olan Tether'ın karşılığı mutlak suretle herhangi bir ürün olarak, bir aset olarak, bir varlık olarak bir yerde bulundurulacaktır.
Ama bu bir pound olabilir, bu bir emlak piyasasında bir ürün olabilir veya borçlanma senedi olabilir. Buna tabii ki Tether tarafı karşılıklı karar verecek. Ama risk olarak baktığınızda kesinlikle, hemen bunu önden söylemiş olayım, Luna gibi algoritmik bir stablecoin olmayacağı için herhangi bir o anlamda risk barındırmayacaktır. Peki Ethereum'la ilgili beklentiler nasıl? Ne olmalı? Yani burada 1000 doların altına hızlı bir şekilde kırıyor, toparlanıyor ama altyapı tarafında birçok aslında kriptoyu da altcoin'i de beraberinde götürüyor bu nasıl diyelim bu dalgalanmaya. O yüzden hem Ethereum hem de Ethereum'a bağlı altcoin'lerdeki gidişat sence nasıl olacak? Esasında teknik olarak hiçbir problemimiz yok. Yani hatta hiç olmadığı kadar da iyi bir noktada Ethereum. Çünkü Ağustos ayı itibariyle biliyoruz ki artık 2.0 gündemimize geliyor. Dolayısıyla Ethereum ağındaki yoğunluklar çok daha hızlı bir şekilde işlenebilir hale gelecek. Ve ağın gereksinim olan ücretler de aşağıya doğru gelmeye başlayacak. Bunu çok rahatlıkla biliyoruz. Kaldı ki Ethereum üzerinde kilitlenen para miktarı her geçen gün artmakta. Ancak burada bir takım regülatif söylemlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ethereum'un bir ICO süreci vardı biliyorsunuz. Yani halka arz süreci. O tarafa doğru bir endişeler olabilir. Bir diğeri de Ethereum çok hızlı bir şekilde o test networklerini aynı ağın üzerine taşımaya başladı. Dolayısıyla teknik olarak açıklanmamış, henüz bilinmeyen bir problem yoksa aslında Ethereum için bu fiyatlar oldukça cazip fiyatlar. Sadece regülasyon tarafının vurabileceği bir Ethereum olduğu için, çünkü arkasında bir Ethereum Foundation var, bir fon var. O taraftan çekinceler oluyor olabilir. Ama yakın gelecekte Ağustos ayında bu fiyatlardan Ethereum edinen insanlar Ethereum'ları stake ettikleri zaman 2.0'a çok daha avantajlı girecekler. Bundan birkaç ay öncesinde 4.000 dolar civarındaydı her bir Ethereum'un ederi. Dolayısıyla bulundurmanız gereken, stake etmeniz gereken miktar şu an 4'te 1 miktara inmiş durumda. Alıcılar için çok avantajlı fiyatlar buralar. Ama genel bir korku var. Piyasa üzerine oluşan bir korku. Bu da tabii alımların hızlanmasını engelliyor. Ancak şunu unutmamak lazım. Bu piyasada her zaman Ethereum bir katalizatördür ve teknik bir problem yaşanmadıkça, ağ üzerinde problem yaşanmadıkça piyasayı yukarı doğru sürükleyebilecek ana üründür. Evet, altcoin'lerin birçoğunda tedirginliğe yol açtı. Ancak orada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Geçen yayınlarda biraz bahsetmeye çalışmıştım. DeFi ürünleri, yani merkeziyetsiz finans ürünleri üzerinde bu aralar biraz kara bulutlar dolaşıyor. Eğer bu ürünlerden uzakta bulunuyorsanız Ethereum altyapısını kullanan herhangi bir altcoin'de bir risk barındırdığını söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla Ethereum'a ne kadar güveniyorsanız Ethereum altyapısını kullanan diğer ürünlere de o derece güvenebilirsiniz diyebilirim kısaca. Dolayısıyla Ethereum'a özel bir problemden bahsetmek şu aşamada çok mümkün değil. Evet, peki. Şöyle biraz da Bitcoin'deki beklentin orta vadede değişir mi? Yani bir boğa piyasasından bahsetmek için yakın bir döneme giriş mi yapıyoruz yoksa? Yine uzunca bir süre bu fiyat dalgaları 25 bin dolara kadar bir dalgalanma mevcut olur mu? Şimdi yaz ayları geldiği zaman global piyasalarda da biliyorsunuz bir durgunluk söz konusu olacaktır. Bunda kripto yansıması illaki olacak. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız sancılardan bir kısmı da ondan kaynaklanıyor. Çünkü yaz aylarında işlem yapan insanlar biraz daha ellerini tuştan çeker durumdalar. Bu çok normal bir durumdur. Global piyasalarda biz buna aslında çokça alışkınız. Ancak dediğim gibi Ethereum 2.0 haberi oldukça heyecan verici bir gelişme. Sorunsuz bir şekilde gerçekleşirse eğer çok büyük dinamik değişiklikleri olabilir bu tarafa doğru. Büyük para girişleri olabilir. Ama burada ne olursa olsun kurumsalların biraz piyasaya girmesi için zannedersem Eylül-Ekim aylarını beklememiz gerekecek. O döneme kadar ben burada akümülasyon sürecinin devam edeceğini düşünüyorum. Yeter ki 20 binli seviyelerden aşağı yönlü bir uzaklaşma gerçekleşmesin. Şu piyasanın üzerindeki fazla kaldıraçlı işlemler korkusunun biraz azalması gerekiyor. Dolayısıyla ben çok iyimser bir tablo şu aşamada çizemem. Buradan kalkıp bir boğa piyasası söz etmek için çok erken bulurum bunu. Çünkü şu anda 20 bin dolarlar evet çok avantajlı. Dışarıda kalan insanlar için belki birer giriş fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak yaz süreci boyunca çok fazla bir hareket beklememek lazım diye düşünüyorum. Kaldı ki şu anda yaşadığımız iyimserliği de ben Amerikan 10 yıllıklarındaki biraz geri çekilmeye bağlıyorum. Evet. Yani o tarafta da 3.48'lere 3'lere doğru bir geri çekilme söz konusu. Evet. Buraya bir müddet daha olumlu yansıyabilir ama boğa piyasası konuşmak için gerçekten çok erken. Çok erken değil mi? Öyle görünüyor. Çok teşekkür ediyorum Türker evet. Balkar değerli yorumların için. Sağ ol. Rica ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, şimdi kısa bir ara, sonrasında buradayız.
Global piyasalarla devam ediyoruz. Philip Capital Yurt Dışı Pazarlama Satış Müdürü, Piyasalar Satış Müdürü Burcu Kıratlı bizimle birlikte. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hızlıca sözü size devrediyorum. Buyurun. Merhaba Özlem Hanım, teşekkür ederim, hoş bulduk. En güncel haberiyle başlayayım. Çin'in Las Vegas sayılan Macau artan Covid vakaları sebebiyle tekrardan sosyal hayatta kapanmalara gidiyor. Haber öncesinde Asya piyasaları olumlu bir fiyatlamadaydı bugün. Negatif etkisini yarın göreceğiz aslında. Avrupa seansına baktığımızda karışık bir seyir vardı gün boyunca ama şu sıralarda Euro Stoxx Endeksi 1007 civarında ekside. Dün Powell'ın konuşması sonrasında Amerika piyasaları yatay bir kapanış yapmıştı. Konuşmada çelişkili noktalar vardı aslında. Örneğin Amerika ekonomisi güçlü ve sıkılaşma sürecini kaldırabilir dedikten sonra yumuşak iniş zor demesi gibi. Ya da bizim için çekirdek enflasyon gidişatı önemli dedikten sonra enerji ve gıda maliyetlerini öne çıkarıp resesyon riskinin gerçeğe dönüp dönmeyeceği bizim elimizde değil demesi gibi. Powell bugün de konuşuyor şu sıralarda. Konuşmasından bir yön kestirmek zor. Bu sebeple dün S&P eksi %1 açıldıktan sonra yatay bir kapanışa geçtiği için risk algısında olumlu taraf biraz daha ağır basmış olabilir. Resesyon risklerinin azalmasıyla biz S&P için yukarıda 3800 direnç bölgesi geçilebilir diye düşünüyoruz. 3500 destek bölgesinin kırılması ise Eylül ayı ve sonrası için daha agresif sıkılaşma politikalarının fiyatlamaya başlamasıyla olur. Şu an için Eylül ayında faiz artırma ihtimali %30'larda seyrediyor. Bu arada bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklandı ve 227 bin olarak gelmesi beklenen rakam 229 bin geldi beklenti gibi. Bu rakam Fed'in ekonominin sağlığına ilişkin ana barometrelerinden biri olan güçlü istihdam piyasasının göstergesi diyebiliriz. Petrol fiyatlarında dün sert düşüşle önemli bir yükseliş trendinin altında bir kapanış gerçekleştirmişti. Ham petrolde 96,5-100 dolar aralığına kadar önümüzdeki günlerde düşüş sürebilir. Amerika petrol rafineri yüksek yakıt fiyatları nasıl düşürüleceği konusunda bugün Enerji Bakanı ile toplantı yapacak. Ayrıca Başkan Joe Biden Kongre'yi benzin vergisinin 3 ay için askıya alınması konusunda oylamaya çağırdı. Bu durum dün demiştik fiyatlar üzerinde baskı yaratmanın diğer bir sebebi. Petrol Enstitüsü çarşamba günkü stok verilerine göre ham petrol stokları geçen haftaya göre sürpriz bir şekilde 5.6 milyon varil artış gösterdi. Yine de buna rağmen ham petrol vadeli kontratları aşağıda seyrediyor. Altın ise 1840 dolar civarında dalgalanıyor diyebiliriz. Yükseliş hareketinin başlaması için 1845 dolar üzeri kapanışlara ihtiyaç var. 10 yıllıklarda düşüş devam ediyor. 3.10 seviyelerinde dün 12 bas puanlık bir düşüş yaşandı. 3.305 bandına doğru geri çekilme sürebilir. Bugün Powell'ın konuşması sonrasında yaşanabilir. Ancak %3 burada oldukça kuvvetli destek olarak karşımıza çıkıyor. Endeks vadeliler Amerika'da gün boyu pozitif kazanımlarını korudular diyebiliriz. Endeksler de yukarıda başladı. Son olarak Haziran ayı imalat PMI verisi 56 beklerken 52.4 olarak gelmesi ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair bir işaret olarak algılanması açısından yine resesyon endişesini tetikleyebilir ve Powell ton değişikliği yapabilir mi? Bunları da izliyor olacağız o zaman. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Kıratlı değerli yorum ve katkılarınız için. İyi. Sağ olun. Evet şimdi gidiyoruz efendim. Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kava. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hemen şöyle başlayalım mı? Bu haftanın en önemli gelişmeleri Fed'di. Bir diğer tarafta TCMB'ydi ama Euro bölgesinin imalat rakamlarını aldık. Avrupa Merkez Bankası'nın atacak olduğu adımlar da dahil olmak üzere. Şöyle bir resesyon endişesiyle ilgili kurum olarak ne düşünüyorsunuz? Onun detaylarını almak isterim. Evet, özellikle iki hafta öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk tüfe rakamları sonrasında Fed'in çok hızlı bir sıkılaştırma adımları içerisine girebileceğini zaten söylüyorduk. Ki Fed de zaten herhangi bir sözlü yönlendirme dahi yapmadan 75 bas puanlık bir artırım yaptı. Şimdi Temmuz ayı toplantısı tartışmaların odağında ve burada da 75 bas puanlık artırım yapılabileceğine dair Fed yetkililerinin açıklamaları var. Powell tabii ki bu süreci biraz daha oyalama tarafında, piyasaları kırmama tarafında 50 bas puan da olabilir, 75 bas puan da olabilir. Verilere bağlı diyor. Janet Yellen herhangi bir resesyon beklentimiz yok diyor. Ama uluslararası kurumlara baktığımız zaman çok farklı bir senaryo ortaya atılıyor. Ki biz de resesyon ihtimalinin hala güçlü olduğunu düşünüyoruz.
jeopolitik tarafta halen daha riskler korunuyor. Bu küresel ekonomiyi zaten ciddi şekilde baskılayan bir unsur. Diğer taraftan Çin'in uzunca bir süre Covid ile mücadele etmesi yine Çin ekonomisi üzerinden küresel ekonomiyi de baskıladı. Ve son olarak da Fed gibi majör merkez bankalarının hızlı bir sıkılaştırma adımı atması ve bununla birlikte de birçok merkez bankasının süreci yönetmek adına gerek enflasyonu kontrol altına almak gerekse de portföy kayıplarını önlemek için yine faiz artırımlarına yönelmesi de küresel ekonomi için bir risk içeriyor. Tabii burada Fed'in hızlı sıkılaştırmasının ne kadar süreceği de önemli olacak. Şimdi değişik bir döngünün içerisine giriyoruz. Fed burada bir yandan verilere bakacak. İşte veriler kötü gelmeye başladı. İşte mevcut konut satışları, ikinci el konut satışları kötü geldi. Gerçi konut satışlarında bir süredir, yani aylardır bu süreç devam ediyordu. Kötüye doğru giden bir süreç vardı. Burada aslında Fed'in sıkılaştırmasının beklentisiyle birlikte mortgage faizlerinin hızlı bir şekilde yükselmesi burada ciddi şekilde konut satışlarını daraltmıştı. Bunu gayet normal karşılıyoruz ama diğer taraftan şimdi PMI datalarına baktığımız zaman işte burada market imalat PMI Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyede. İngiltere'de keza aynı şekilde Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyede imalat PMI'yi görüyoruz. Almanya'ya baktığımız zaman Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyede yine imalat PMI'yi görüyoruz. Ki hizmet PMI'ları da düşmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya'nın hizmet PMI'ları da Ocak ayından bu yana, 2022 Ocak ayından bu yana en kötü gerçekleşmeleri gösterdi. Verilerdeki bu bozulmalar aslında bir resesyon sinyali içeriyor. Diğer taraftan tabii ki bu resesyon beklentileri de petrol fiyatları gibi bazı sanayi emtialarının düşmesi ise aslında burada enflasyona ve belki talebe yardımcı olabilecek gelişmeler. Doğal olarak burada bir karmaşık durum söz konusu. Eğer resesyon geleceği beklentileri biraz daha hakim olursa bu sefer tabii ki borsalar tarafında sert satışların bir kez daha tetiklenmesi söz konusu olabilir ama tabii ki emtialar tarafındaki düşüşlerse enflasyonu düşürüp talebi canlandırabilir. Bir garip bir döngünün içerisine girdik açıkçası. Ama tabii ki hem jeopolitik hislerin devam ediyor olması hem pandemiyle ilgili zaman zaman Çin'den ve bazı Asya ülkelerinden gelen olumsuz haberler hem de hızlı bir sıkılaştırma patikası resesyon ihtimallerini güçlendiriyor diyebiliriz. Peki şöyle Amerika endeksi özelindeki fikirleriniz nedir? Özellikle S&P 500 çünkü burada sert satış dalga ihtimali mi daha güçlü olacak yoksa bu petroldeki geri çekilme, resesyon endişesiyle birlikte geri çekilmelerin devamlılığı hususunda bazı şirketler öncülüğünde yükseliş trendi devam edebilir mi? Tabii ki de petrol fiyatlarının düşüşü bir miktar destekleyici ekonomiyi de şirketleri de ancak şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki petrol şirketleri de buradan olumsuz yönde etkilenecektir. O ayrı bir konu. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman burada resesyon kelimesi aslında borsalar açısından da çok önemli. Yani resesyon ihtimali güçleniyor mu yoksa zayıflıyor mu? Yani zayıf mı zaten? Bu konunun artık bir netliğe kavuşması gerekiyor. Eğer bu konu bir netliğe kavuşacak olursa, eğer resesyonu teğet geçeceksek, bu yönde sinyaller alabilecek olursak, Fed'in hızlı sıkılaştırmasına rağmen herhangi bir resesyon sinyali görmüyorsak, piyasa buna ikna oluyorsa, uluslararası kurumlar buna ikna oluyorsa ve bazı FED üyelerinden de yine resesyona dair açıklamalar görmüştük. Onlar da ikna oluyorsa oradan itibaren zaten piyasalar hızlı bir şekilde toparlanacaktır. Şöyle bir durum söz konusu. Evet, FED hızlı bir sıkılaştırma içerisinde ama Temmuz toplantısından sonra muhtemelen bir miktar o faiz artırımları yavaşlayacak. Faiz artırımlarının hızı yavaşlayacak. Zaten mevcut durumda işte %1,5'lara kadar gelmiş bir faiz oranı var. Temmuz'da da 2.25'e kadar getirilmesi, 2.25 bandına kadar getirilmesiyle birlikte oradan itibaren biraz daha 50 bas puanlar, 25 bas puanlar şeklinde kademeli olarak bir yavaşlayan, bu hızın yavaşladığı bir sürece doğru girebiliriz. Bu da aslında piyasaları bir miktar toparlayabilecek bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir. En azından bu sıkılaştırmanın hızının daha yavaşlaması piyasalar açısından olumlu olur. Ama diğer taraftan bilanço küçültme meselesine baktığımızda da orada da 3. ayın sonunda Haziran, Temmuz, Ağustos ayları sonrasında Eylül'den itibaren 47,5 milyar dolardan 95 milyar dolara çıkacak bir bilanço küçültmeden bahsediyoruz. Bu tabii ki bir miktar yıkıcı etkileri de beraberine getirebilir. Kısa vadede hala baskı unsurları canlı diyebiliriz. Resesyon ihtimalleri güçlendikçe yeni satış baskıları, yeni satış dalgaları da gündeme gelebilir ama resesyondan her uzaklaştıkça piyasa burada en ufak bir pozitifliği dahi
kaçırmayacaktır. Bunu fırsata çevirmek isteyecektir. O yüzden gerek veriler cephesinde gerek açıklamalar cephesinde bunu destekleyici bir takım gelişmeler ortaya çıkacak olursa piyasalarda olabildiğince toparlanmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Yusuf Bey, Borsa İstanbul performansında 2500 puan seviyesinin üzeri özellikle kalıcılık gösterirse burada 2600-2700 yani böyle bir serüven mi beklemek lazım yoksa uzunca bir süre buradan yani yabancı yatırımcı işte Borsa İstanbul'daki yeni halka arzlar bunların daha da mı çok biraz daha talep görmesi gerekecektir yoksa bu seyirde uzun bir süre dalgalanma sanki olacak gibi görünüyor. Evet, Borsa İstanbul tabii ki bir miktar burada hatta çok çok pozitif ayrışmıştı küreselden. İşte küreselde S&P %23 düşerken, DAX %23 düşerken, Nasdaq %33 düşerken bizim buradaki düşüşümüz %10'lara dahi varmadı. Oradaki ama zaten öncesinde ciddi şekilde bir rally de yaptık. %100'lere varan, %96'lara varan bir rally yaptık. Doğal olarak biz burada oldukça paylaştık. Tabii ki bizim burada bir ucuzluk hikayemiz vardı. Hep bunu söylüyorduk. İşte enflasyonun çok yüksek seviyelere çıkmış olması ve dolar kaynaklı olarak dolar bazlı endeksin görece olarak çok düşük seviyelerde olması, 150-150'lerin altında yer alması isterseniz buradaki cazibeyi artırıyordu. Bir de tabii ki yatırım yapılabilecek ürün gamında kripto paralarında ortadan kalkmış olması bu sert düşüşlerle birlikte yatırımcıları burada alternatif olarak bir tek Borsa İstanbul cephesine doğru itiyordu. Bununla birlikte bir rally yaşamıştık ama küreselden bu kadar kopmak doğal olarak riskleri de beraberinde getiriyordu. İşte bugün tekrar bir satış baskısı içerisine girdik. İki gündür 2553 ara bölgesinin üzerindeydik. Burası önemli bir seviyeydi. Buranın üzerinde kalıcılık bizi 2600'lere götürebilirdi. Bugün bir 2590'lara doğru bir deneme yaptık. Ama çok da kalıcı olmadık. Şimdi 2553'ün de altına indik. Buranın altında kalıcılık açısı bizi önce 20 günlük üstel hareketli ortalamanın geçtiği 2520-2515 aralığına sonrasında da 2500 seviyesine ilk etapta getirebilir. Zaten 2500'de kırıyorsak oradan itibaren düzeltmeler biraz daha derinleşebilir. Burada da tabii ki pozitif haber akışlarına ihtiyacımız var. İç tarafta bu Suudi Arabistan'da yapılan mutabakat, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutması bunlar görece olarak pozitif ancak tabii küresel taraftaki bu etkiler bizi de olumsuz yönde etkileyecek gibi duruyor. Ve Borsa İstanbul Işık Menkul olarak hangi sektörler ya da hangi şirketler portföyünüzde bu hafta? Evet, tabii ki burada artık haftalık bazda, günlük bazda işlemler yapmak biraz daha mantıklı olmaya başladı. Çok fazla ürün taşımamak, mal taşımamak biraz daha iyi oluyor. Çünkü çok ciddi şekilde oynaklıklar var. İşte yenilenebilir enerjide bu elektrik dağıtım şirketlerinin zam talepleriyle birlikte bir rally oluşmuştu. Ama sonrasında tabii ki EPDK'nın bunu yalanlamasıyla birlikte orada da bir düzeltme hareketi oldu. Biz aslında hafta başında bu yenilenebilir enerji şirketlerinin bu hafta bir miktar yukarı yönlü hareket edebileceğini belirtiyorduk. Yine resesyon kaygıları kaynaklı olarak olabildiğince sanayi tarafındaki ve demir çelik sektöründe özellikle şirketlerden uzak durulması gerektiğini belirtiyorduk. Buna karşılık temel ihtiyaç maddelerin işte gıda gibi önemli ihtiyaç maddeleri satan şirketlerin biraz daha ön plana çıkabileceğini belirtiyorduk ki bu şirketlerde bir miktar daha fazla ön plana çıkmış durumda. Ama tabii ki bundan sonrasında bir belirsizlikler de var. Belirsizlikler yumağını aşmamız gerekiyor. Her hafta işte bu resesyon korkuları gerçeğe dönüşür mü? Fed daha fazla sıkılaşır mı? Bu ihtimallerin üzerine durup ona göre biraz daha kafa patlatacağız. İşte büyüme oranları gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'den. Bunlara bakacağız. Bunlarla birlikte fiyatlamalar şekil bulacaktır. Buna göre de Borsa İstanbul'da açısı portföyleri yönlendirmeye devam edeceğiz. Ben biraz Amerika'ya gideceğim. Dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil getirisiyle ilgili beklentileriniz nasıl? Çünkü %3'lük bir 10 yıllık tahvil getirisi var. Satış ağırlıklı. Aynı zamanda da tabii burada ihaleler de ön plana çıkıyor. Fakat genel konjonktürde dolar endeksini güçlendirecek gelişmeler şu an için gebe kalırken ama bir diğer tarafta da 10 yıllık tahvil getirileri bakalım hangi noktalara gelecek? Buradaki ters korelasyon tarafında beklentileriniz nasıl? Evet, Fed'in sıkılaştırması sürecinde aslında düz bir korelasyon vardı. Burada doğru bir korelasyon içindeydi. Çünkü Fed burada hızlı güçle sıkılaştırma içerisine girerken dolar da hızlı bir şekilde güçleniyordu. Ama şimdi işin içine resesyonla girdi. Resesyon olunca yatırımcıların bir kısmı güven liman arıyor.
Bunların başında da tahviller var. Şimdi bu 10 yıllık tahvil faizi Amerika Birleşik Devletleri'nde %3.50 seviyelerine kadar gelmişken yatırımcı bu faizi kaçırmamak anlamında hem de güvenli liman araçları içerisinde tahvile hızlı bir şekilde yönelince faizler %3'lere doğru geri çekildi. Burada tamamıyla biraz da güvenli liman algısıyla birlikte bu fiyatlamaların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu ayrışmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Aslında tabii ki Fed'in sıklaştırması tahvil faizlerini de yukarı götürebilecek bir etken ama zaten yeterince beklentilerle birlikte yukarı yönlü hareket ettiler. Doğal olarak bir düzeltme olması yine güvenli liman arayışıyla birlikte tahvile girişlerle birlikte faizlerin de geri çekilmesi işte o tahvilin ana parası ile faiz arasındaki ters korelasyon yatırımcılar tarafından bir miktar karıştırılıyor. Tahvile talep geldiğinde faizi de düşer doğal olarak. Güvenli liman talebi geldiğinde de faizi de düşüyor. Zaman zaman ons altın cephesinde de bunu görüyoruz. Bir gün güvenli liman talebi görüyor. Ertesi gün resesyonda bir emtia fiyatlamasının olduğunu da görürüz. Ya da az bir şey tahvilden çıkış olsa, tahvil faizleri bir miktar yukarı gidecek olsa orada da ons altının satış yediği böyle bir karmaşık fiyatlama olduğunu görüyoruz. Yatırımcıların bir kısmı borsaya girmeye çalışırken bunu bir şu an için mevcut seviyelerin bir burada bir şey içerebileceğini düşünürken, fırsat içerebileceğini düşünürken diğer taraftan da bazı yatırımcılar temkinli olup güvenli limanlara yöneliyor. Tamamıyla bu korelasyonun bozulmasının sebebi de bu diye düşünüyorum. Ve geçelim şöyle biraz da aslında Türkiye'deki dinamikleri, faiz getirileri zaten malum ortada. Bugün %14'te sabit kaldı, enflasyondaki gidişat da belli. Sizce yatırım portföyündeki tahvil, işte bir diğer tarafta alınabilecek ürünler, Eurobond'lardan çok bahsediyorduk. Yerli yatırımcının aslında tasarrufu korumak için zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Şöyle orta derece risk algısı olanlar için nasıl bir portföy oluşturmak lazım Yusuf Bey? Evet, tabii ki burada enflasyonun hala yüksek seviyelerde olması, enflasyona endeksli enstrümanları bir nevi ortaya çıkartıyor. Yavaş yavaş bankalar tarafında bu tip enstrümanları görüyoruz. Yani aslında hükümet tarafından da böyle bir beklenti içerisine girmiştik ama hükümet GES'i çıkarttı. GES tabii ki burada hem faizden nemalanmak istemeyen hem de risk almak istemeyen yatırımcılar açısından bir alternatif. Diğer taraftan Borsa İstanbul'daki geri çekilmeler, 20 günlük üstel ortalamanın altında 50 günlük üstel ortalamaya doğru geri çekilmeler kısa vadede alım fırsatları sunabilir. Yine bir miktar nakitte kalmakta da fayda var. Burada portföyleri dağıtırken %30-35 civarında hisse senedi tabii geri çekilmelerde almak kaydıyla diğer taraftan %30-35 nakit ve tabii ki güvenli liman olarak da biraz da altın bulundurmakta fayda olduğunu düşünüyorum geri kalan portföyün kısmıyla diye. Ve altın, gram altınla ilgili yurt içindeki beklentileriniz, yani 1000 TL'nin üzerinde seyir ediyor. Burada sizce altında özellikle yatırım tarafı biraz daha güç kılacak mıdır yoksa tam tersi buralar biraz satış için mi daha çok fırsat taşıyor? Dolar TL'nin aşağıya gelmemesi aslında gram altını da buralarda tutuyor. Ons altının da az önce söylediğim gibi bir dalgalı bir seyir içerisinde henüz yani tam anlamıyla bir kırılma yaşayamadık. Aslında bu resesyon fiyatlamaları ortaya çıkmasaydı oradan itibaren tahvil faizleri biraz daha yukarı gidecek olsa ons altın hızlı bir şekilde burada satış yeseydi o zaman burada da gram altında da bir satış baskısı ortaya çıkardı. Diğer taraftan dolar TL'de istenilen geri çekilme olmadı. Yani bu GES olsun diğer liralaşmayı destekleyici paketler olsun bunlar açısı sınırlı bir etki etti ve dolar TL'nin hala 17.30'lar, 17.40'lar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki gram TL'nin de güçlü kalmasını sağlıyor. Önümüzdeki süreçte gerek burada dolar TL'nin performansı, gerekse ons altının performansı etkili olacaktır. Bu resesyon kaygılarının durumuna göre fiyatlamalar ortaya çıkacaktır. Resesyon ihtimali zayıf olacak olursa tekrar Amerikan dolarında biraz daha hızlı güçlenebileceği bir süreci yaşayabiliriz diye düşünüyorum. O da tabii ki gram altını biraz daha yukarı götürebilir ama diğer taraftan da ons altının baskı yeme ihtimaliyle birlikte dalgalı bir seyir izleyeceğiz. Açıkçası buralar çok karlı olan yatırımcılar için bir satış fırsatı da sunabilir. Çünkü eğer resesyonu biz teyit geçeceksek ons altında da $150-200 dolarlara varan bir düzeltme ortaya çıkacak olursa dolar TL'deki güçlü seyre rağmen gram altında açısı böyle 969-7 seviyelerin doğru da hızlı bir şekilde çekilebilir diye düşünüyorum. Çok
Çok teşekkür ediyorum Yusuf Kavak. Değerli katkılarınız için sizlere de sağ olun. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler. Işık Menkul'ü uğurladık. Gidelim efendim Japonya'daki Haziran imalat rakamlarına. İmalat PMI rakamı 52.7'ye geriledi. Son 4 ayın en düşük büyümesini işaret ediyor. İzliyoruz. Japonya'da Haziran imalat PMI 52.7 ile Covid tedbirleri ve tedarik sorunlarının etkisinde son 4 ayın en düşük büyümesine işaret etti. Veri öncesinde 53.1'e gerilemesi beklenen endeks, Mayıs ayında 53.3 puan seviyesinde bulunuyordu. Yeni siparişler son 9 ay içinde ilk kez daralırken satın almalarda da bir miktar hafifleme olduğu gözlendi. Tedarikte yaşanan aksamaların etkisiyle teslimat süreleri uzatılırken çıktı fiyatlarında da güçlü artışlar yaşanmasında etkili oldu. Bununla birlikte Haziran ayı hizmet PMI ise 54.2 puana yükseldi. Mayıs'ta 52.6 puan seviyesinde bulunan endeks, 52.3 puana gerileme yönündeki tahminleri de yanılttı. Bu aynı zamanda Ekim 2013'ten beri görülen en güçlü genişleme oldu. Ard arda 3 ayda da hizmet PMI'de büyüme yaşanmasına temel etken olarak Covid önlemlerinin kaldırılması gösterildi. Evet efendim, son haberimiz ise Fed Başkanı Jerome Powell'la ilgili Fed'in enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacağını, gelecek aylarda ise faizlerin artmaya devam etmesinin uygun olacağını söyledi. Bu haberimizle birlikte de gün sonu burada noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde stüdyo Amsterdam'da görüşmek üzere. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacağını, gelecek aylarda da faizlerin artmaya devam etmesinin uygun olacağını söyledi. ABD Senatosu'nda yarı yıl para politikası raporu sunumunu yapan Powell, Fed'in yüksek enflasyonun yol açtığı zorluğun farkında olduğunu yineleyerek, Fed'in güçlü şekilde enflasyonu düşürme hedefine bağlı olduğunu, bunu başarmak için de süratle hareket edildiğini ifade etti. Fiyat istikrarının sağlanması konusunda gereken kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Powell, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilirliği için enflasyonun düşürülmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Faiz oranlarının hızla arttırılmasının ABD ekonomisinde resesyona yol açmasının bir olasılık olduğunu vurgulayan Powell, "Bu bizim hedeflediğimiz sonuç değil ama kesinlikle bir olasılık. Son birkaç ayda dünyada yaşananlar, Fed'in %2 enflasyon hedefini gerçekleştirmesini zorlaştırdı. Ekonomi güçlü, tüketicilerin ve işletmelerin durumu iyi görünüyor. Şu anda bir resesyon olasılığını özellikle yüksek görmüyorum," diye konuştu. Powell, yükselen enflasyona karşı 100 bas puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise, "Hiçbir amaç için masadan bir şey kaldırmayacağım," dedi.